Sevgili İstanbul Channel izleyicileri, bugün Marmara Enstitü'deyiz. İstanbul Channel'la birlikte Marmara Enstitü'nün çözüm ortaklığındaki projelerinden kısaca size bahsedeceğiz. Yanımda kıymetli dostum Serdar Gükrer var. İş insanıdır kendisi. Serdar'cığım, evet. Sen yenilikçi iş fikirleriyle gelirsin hep. Marmara Enstitü'yü anlatmak için dakikalar, saatler yetmez ama 30 saniyen var. Marmara Enstitü'ye gelelim. Çok az biliyorum. Marmara Enstitü'ye gelelim. Evet. Ne yapıyoruz Marmara Enstitü? Marmara Enstitü 2015 yılında eğitim hayatına başladı. Evet. Türkiye genelinde eğitim programları dizayn eden, üniversitelerle birlikte çözüm ortaklığı çerçevesinde farklı alanlarda eğitim planlayan bir eğitim firması. Hı hı. Avukatlara yönelik düzenlediğimiz işte bakanlığın uzlaştırmacı, arabuluculuk ve farklı alanlarda düzenlediği eğitimlerin Türkiye planlamasını yapıyoruz. Farklı üniversitelerle yürütüyoruz projeleri. Yine firmalara yönelik yürüttüğümüz yine kurumsal eğitimler var. Dizayn ettiğimiz. Sektöre yönelik talebi karşılama adına dizayn ettiğimiz eğitim programları var. Yani sınav harici bütün alanlarda bir eğitim çalışmamız tüm Türkiye'de hızlı bir şekilde devam ediyor. Kendini eğitimde eksik hisseden kişiler. Aynen. Kişisel gelişimde soluğu sen de alıyorsun. Aynen öyle. Tamam. Devam ederiz ama burada kesiyoruz çünkü yetmeli bir projemiz var. Ulukent Profesyonel Bina Sistemleri değil mi? Evet. Bina yöneticiliği sistemi, site yöneticiliği. Şimdi bunu buradan kısa hemen kurduğumuz sistemi dostlarımızla, bizi izleyenlerle paylaşacağız. Evet. Neden böyle bir hizmete giriştik beraber? Evet, söz sende. Şimdi tabii Türkiye'de yeni gelişen bir alan. Evet. Şehirleşmenin artmasıyla birlikte, yapılaşmanın artmasıyla birlikte ciddi anlamda bu işe de bir talep var. Ve Türkiye genelinde de kurumsal anlamda bir yeni bir sektör oluyor aslında. Şu an kanun nezdinde de altyapısı hazırlanıyor. Şu an bir altyapıya sahip değil, ciddi bütçeler yönetiyorsunuz, milyon dolar bütçeler yönetiyorsunuz ama bir kanun boşluğu var. Şu an sivil toplum kuruluşları nezdinde hızla takip edilen ve bu noktada yasal boşlukları doldurulacak şekilde çalışmalar yürütülüyor. Şimdi hizmetlerimiz diyor. Evet. Tabii çok hizmetlerimiz var. Sitelere sunduğumuz, toplu yapılara sunduğumuz birçok hizmetimiz var. Yaklaşık 15 tane alanda hizmet üretiyoruz profesyonel olarak. İşte finans hizmeti, genel yönetim hizmetleri, hukuk hizmetleri, personel tedariği, yönetim hizmeti, havuz, peyzaj ve genel temizlik gibi birçok alanda hizmetlerimiz var. Asansör bakım. O da var. Yine çözüm ortaklarımızla bunu yürütüyoruz. İlaçlama hizmetleri. Aynen öyle. Çözüm, emlak, danışmanlık, kiralama gibi yine yapı içerisinde birçok hizmetimiz var sunduğumuz. Süper. Projeler? Projelerimizde de yine destek verdiğimiz projeleri buraya lanse ediyoruz. Büyük siteler. Büyük tabii. İş merkezleri. İş merkezleri. Siteler. Yine Türkiye genelinde profesyonel bu işi yaymak istiyoruz. İzmir'den başlayalım. Ya da böyle 12, 13, 15 yapılı böyle lüks ufak siteler tabii. Kimse artık yönetmek istemiyor. Eskiden bir muhasebeci olurdu apartmanda. O yönetirdi ama şu an kimse yönetmek istemiyor. Dolayısıyla profesyonel destek alıp. Kimse bunlarla uğraşmak istemiyor. Şöyle aidat istemek insanları ciddi anlamda birbirinden soğutuyor. Onun bir başkasının istemesi gerekiyor. Para giriyor çünkü devreye. Veya para yönetimi. Bütçe yönetimi. Bundan dolayı bu hizmetler şu an popüler. Bunların içerisinde ben şeyi de görüyorum. Sen burada biz istihdam da sağlıyoruz. Evet. Yani insan kaynakları yeri var burada. Evet. O da var. Şimdi biz Marmara Enstitüsü ile birlikte bu projeye insan kaynağı sadece profesyonel bina ve site yönetici sertifika programını başlatıyoruz. Bravo. Orada da istihdam garantili bir program olacak bu. Yine orada çözüm ortağımız İstanbul Gedik Üniversitesi ile bu projeyi yürüteceğiz. Onlar sertifikasyon sürecini yönetecek. Biz projenin planlanması, yürütülmesi noktasına devam ettireceğiz. Yine sektöre kalifiye, eğitilmiş personel kazandırma yönelik bir 40 saatlik bir eğitim programı. 40 saatlik eğitim. Uygulamalı, iş garantili. İş garantili. Yani, tabii, iş garantili. Eğer projeyi 40 saatlik eğitimi sağlıklı bir şekilde tamamlayan, sınav geçen ve bu işe gönül veren tüm kursiyerlerimize iş garantisi sağlıyoruz. Ulukent yönetimden girip orada insan kaynakları, onu da söyleyebiliriz. Başvuru yapar tabii.
Kurumsal bölümden kurumsal bölümden giriyorlar. Giriyorlar. İnsan kaynakları var, değil mi? İş başvurusu formu. Buradan görebilirler. Yine sitemizden de eğitim programını inceleyebilirler. Marmara üstünde. Vallahi süper. Serdar, her zaman süper. İçin sen de ben yeni fikirlerle gelmeye devam ediyoruz. Ömrün bereketli olsun. Teşekkür ederim.